Got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind. We're so often told. Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle oyuncuların ve yayıncıların çok kullanmış olduğu bir markanın Fine, Fine A6V modeli olan mikrofonun kutu açılımını ve incelemesini birlikte yapıyor olacağız. İlerleyen dakikalarda sizlere mikrofon üzerinden nasıl ses aldığımı tamamen performansını gösterdiğim bir video kısmımızda olacak. Ama öncesinde kutuya baktığımızda kutu gayet şık bir şekilde tarafımıza geliyor ve RGB olması yani aslında renklerin animasyon şekilde RGB bir şekilde dönüyor olması gayet güzel. Mikrofonun üst kısmında mesela basıyorsun dokunmatik olarak mutu alabiliyorsun veya tekrar bastığında sesle konuşabiliyorsun. Mute tuşu genelde yayıncıları ya da toplantılar için kullanan böyle oyuncu ekipmanları seven insanları kapsıyor. Çünkü mesela hapşurdun, öksürdün, içeriden anam babam biri bağırdı. Direkt bas abi hemen ses kesildi gitti. Güzel bir özellik olmuş. A6V olan modeli bir de bunun A6T olan modeli var. Onda değişen tek şey şu. Birisi masa mikrofonu direkt masa tripotuyla geliyor. Diğeri de bu bildiğimiz uzatmalı, açıp kapamalı büyük tripodla geliyor. Ben de her ikisi de olduğu için hem masada nasıl durduğunu göstermiş olacağım sizlere hem de bu uzatmalı bir mikrofona taktığımızda nasıl duracağını da göstereceğim. Kutu açılımına geçmeden önce gayet tatmin eden bir ses performansı var diyebilirim sizlere. Fine Fine markasına baktığımızda tam anlamıyla mikrofon üzerine endekslenmiş bir firma. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. FIFA'nın A6V modelinin kutu açılımını birlikte yapıyoruz şimdi. Öncelikle kutu zaten tasarım olarak gayet güzel ve şık bir yapıya sahip. Şimdi burada kutuyu açtığımızda bakalım içerisinden bizleri neler bekliyor, neler çıkacak onu me çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü dedim ya kutu yapısı gayet iyi. Baktığınızda burada bir FIFA'nın kullanım kılavuzu gibi bir kitapçığı var. Ve bayağı dergi boyutunda büyük bir kitapçık. İşte nasıl kurulacağı, neler yapılacağı vesaire hepsi içerisinde yazıyor. Bunu bir kenara bırakıyorum. İçerisindekilere bakıyoruz hemen. Burada korumalı bir hemen sünger var. İçerisinden tip A ve type C girişi olan mikrofonla bağlantıyı sağlayabileceğimiz kablo çıkıyor. Kablonun yapısı güzel ve kaliteli. Zaten burada FiFine'ın yine korumalı bir kablo kablocusu bulunuyor. Kablo uzunluğumuz gayet yeterli ve iyi boyutlarda. Görmüş olduğunuz gibi zaten detay çekimlerimizde göreceğiz. Şimdi en önemli unsurlardan bir tanesi mikrofonumuz. Burada gülen bir surat var. Mikrofon en önemli ürünlerden bir tanesi. Kısma Type-C'miz giriş sağlıyor. Diğer kısımda direkt bilgisayarımıza takılıyor. Burada ses açıp kısma tuşumuz bulunuyor ve üstteki bölüm ise dokunduğunuzda direkt mikrofonu mute alıyor. Tekrar bastığınızda sesini açıyor güzel bir yapıya sahip plastik bir yapısı bulunuyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Yani şu ürün kırılırsa bunu kullanabileceğiniz farklı bir şak mantı olmuyor. Çünkü içerisinde kendine ait şak mantı var. Ve buradan direkt mikrofonu giriş yaptıracağınız ayaklık kısmı zaten bizi şimdi burada karşılıyor olacak. O da bu. Bu masa tipi olan versiyonu. Hemen şöyle bunun da kutusunu bir poşetinden çıkartalım. Bu bayağı ağır bir ürün. Zaten ağır olması gerekiyor ki masaya koyduğumuzda düşmesin. Bu şekilde ayakçıklar açılıyor. Hemen şöyle kutuyu kenara alıyorum ve bir mikrofonumuzu şu şekilde göstereyim size. Şunu hemen kapatalım ki daha rahat dönsün. Şu kısımdan direkt taktığımızda döndürüyoruz. Ve bu şekilde döndürdükten sonra mikrofonumuz bizi bu şekilde karşılıyor. Şuradaki ayar bölümünden burayı açtığımızda birazcık gevşetip hemen şöyle yukarı doğru baktırabiliriz ve bu şekilde konuşma yapabiliriz. Böyle de gösterecek olursam ayak kısmımız bu şekilde oturuyor ve gayet güzel bir şekilde bizi karşılıyor. Fine Fine A6V modeli mikrofonu üzerinden şu anda sesimi duyuyorsunuz. Yayınlarda, şarkı söylediğinizde veya toplantılarda kullanacağınız bu mikrofonda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gitmiş olacak. Biraz daha detaylı bir şekilde konuşarak aslında mikrofonun kalitesinden bahsetmeye çalışıyorum sizlere. Şu üst tuşa bir kere basıyorum. Bir kere daha bastığımda açılıyor. Buradan mikrofonu susturup veya açabiliyorsunuz. Bu özellikle gayet güzel olmuş ve susup susmadığını da bu şekilde rengi gittikten sonra anlayabiliyorsunuz. Kalite olarak bu mikrofonla şarkılar, podcastler, toplantılar, yayınlar yapabilirsiniz. Uygun fiyatlı olması da büyük bir avantaj. Sizlere bu şekilde mikrofonun ses performansını göstermek istedim. Ve bu ürünü almak isterseniz açıklamaya ve yorum kısmına bırakacağım linkleri oradan inceleyip bu videodan da ses kalitesini görüntüleyip alabilirsiniz. Şimdi mikrofonumuzun diğer özelliklerine geçelim. İncelemeyi ses performansını detay görüntülerini zaten göstermiş oldum sizlere. Şu kısımda renkler var. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. İşte beyazından siyahına, pembesine, mavisine bütün renkler olan bir seri mikrofon bu diyebilirim sizlere. Mikrofonun ışıklandırması gayet böyle tatmin edici. Odanızda RGB ışıkları seviyorsanız hele ki oyun oynarken çok böyle tatlı duruyor. Hani sürekli yanınızda bulundurmak istiyorsunuz. Ya yani gözümün önünde dursun da sürekli izleyeyim bakayım diyorsunuz. Hani konuşmasanız bile ki ben öyle yapıyorum. Montaj bile yaptığımda yanımda böyle bakıyorum arada dalıp gidiyorum. Çünkü böyle renkler çok hafif ve güzel geçtiği için gerçekten göze hitap eden bir mikrofon. Ses performansını zaten videonun içerisinde duydunuz. Ve gayet tatmin edici bir ses performansı olduğu için gerçekten fiyat performans ürünü diyebiliriz bu ürüne de. Gerçekten böyle ekipmanlara önem veren aslında almak isteyen sürekli oyuncular Yayıncıların kullanmış olduğu fine fine bir marka diyebilirim. Sürekli önlerinde görebilirsiniz başka markalara göre. Ben de bu mikrofonu görünüm açısından güzel olduğu için tercih ettim ve ses performansında tok bir ses almam gerekiyor. Çünkü videoların arka planında sesleri montajlıyorum. Yani bir, bir ürünün detayını anlatırken mikrofonla kayıt yapmam gerekiyor. Çünkü bu yaka mikrofonları sadece bu tarz videolarda geçerli oluyor. Ve ekstradan oyun oynarken ya da farklı işte toplantılara bir şey katıldığımda sesim daha net gitsin, daha güzel gitsin. Ve ileride yayınlara başlayacağım için de bu mikrofonu tercih ettim. Siz de almak isterseniz açıklamaya ürün linkini ve yoruma da ürün linkini bırakıyor olacağım. Oradan inceleyip isterseniz alabilirsiniz. Bu ürünü fiyat performans anlamında tavsiye edeceğim ürünler arasında yer alıyor diyebilirim. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.